Arkadaşlar hepinizi seviyorum canlarım. Ver sesi amına bu sırada Tak etti canıma yalnız her gece içiyoruz oh yine Ahali ver enerjiyi haydi haydi. Cumartesi günü için ekranlardayız. Şöyle klasik girişimizi yapalım. Herkese selamlar dostlar. 28 Ekim Cumartesi iddia tahminleriyle selamlar. Ekim ayını kapattık muazzam. Sizlerden ricam videonun girişini şöyle bir 3-4 dakika dinlemenizdir. Raporlara bakmanızdır dostlar. Bahsedeceğim. İsterseniz direkt başlayalım. Lafı da uzatmayacağım burada. Öncelikle katıl telegram gruplarımız Ekim ayı için yenilendi. Pardon Ekim ayını kapattık. Kasım ayı için yenilendi. Bilginize gruplara gelmek isteyenler katıl üzerinden gelebilirler. İban üzerinden gelmek isteyenler Instagram'dan yazabilirler. Instagram adresimiz sol altta gördüğünüz üzere Tangal Bey olarak da benimle iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim. Çokça da mesela mesaj alıyorum. Teşekkür ederim. Devam edelim. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Bu maç skoru yarışmamızda Barcelona ile Real Madrid maç skoru ne olur? Sizlere sorduk ve bilen 3 arkadaşımızı alacağız. Bu sefer Kasım ayı gruplarını yeni kurmuşken 3 arkadaşımızı alalım dedim. Bir ay boyunca gruplarda misafir olsunlar. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe maçını kazanan arkadaşımız da Mehmet Ali Kızıltaş isimli arkadaşımızdır. Bana da Instagram üzerinden yazabilir. Barcelona Real Madrid maçında skorunu yorumlara yazabilirsiniz. Instagram adresimiz arkadaşlar ekranda Kangal Bey olarak e da gruplara gelmek isteyenler herhangi bir soru ve görüş olan herkes eleştiri yapmak isteyenler de bana doğrudan yapsın ricamdır. İletişim adresimiz Kangal Bey ve arkadaşlar yüksek mislerle başlamak istiyorum. Öncelikle salı günü yüksek misli de 3 tane yüksek misli verdik. Bunlar 1700 TL, 500 TL, 500 TL. Ekstradan canlı bahisler de vermiştik. O da geldi. Onları şu an göstermeyeceğim. Birazdan bahsederim. Salı günü yüksek mislimiz 3'te 3 oldu mu? Bak tertemiz. Galatasaray 2.5, Napoli yarı kazanır. Bir de Avrupa yüksek misli. 3'lük geldi. Devam ediyorum. Çarşamba günü yüksek misli neler yaptık? Çarşamba günü de Feyenoord yarı kazanır. Videoda da bahsettim. Dedim ki çarşamba günün yüksek misli Feyenoord olacaktır. Hadi sizlere de videoda söyleyeyim dedim. Geldi. Bir de NBA'de Creepers mücadelesi vardı 800 TL'de. Ona toplamda 2000 TL'lik bir yüksek misli aldık. Çarşamba günü de geldi mi abi? Yakaladık mı yüksek misli? Devam. Tamam. Perşembe yüksek misliye baktığımız zaman da yine iki adet yüksek misli verildi. Boda maçını ve özellikle burayı önemli önemli din, önemli dinleyin burayı mutlaka. Boda maçını dedim ki Ekim ayının son günü arkadaşlar. Boda maçını sizlere de atmak istiyorum diyerekten de 350 seviyesinde bulunan tam 362 tane grup arkadaşımıza da gönderdim bilginize. Yani dedim ki son gün en güvenli yüksek misliyle sizlere Boda maçının herhangi bir yeri kazanır. Nesine oranı 1.51, Avrupa oranı 1.60 gibi oranı vardı. Ana kombinemdeki mücadeleydi. Perşembe yüksek mislisi de kazandı. Ekim ayının kasası ne durumda? Ondan bahsedeceğim birazdan. Ve Anadolu Efes Olympiakos mücadelesinde 800 misli. 1.34 gibi orandan da yine aldık ve kazandık. Devam ediyorum. Arkadaşlar yüksek misli seviyesinde bu sezon getirdiğimiz bir şey A'da biziz, Paşa'da biziz diyerekten de yüksek misli canlı. Yani canlı önerdiğimiz zaman yüksek misli de güvende bir canlı oluyor mesela miktar önererekten de yüksek misliden bir kasa üretiyoruz. Yüksek misli seviyesinde bu şekilde az ama sağlam canlılar da olduğunu belirtelim. Kasamız ekrana gelsin. Arkadaşlar Ekim ayının kasası. Ekim ayının kasası bakın sadece yüksek misli bakın kuponlar ideal kuponlar girmiyor. Canlı maçlar girmiyor ki özellikle canlıdan dün 100 bin vuran oldu yani öyle böyle paralar kazanmadık dün zaten. Bu sadece benim yüksek misli de narizane bir kasa yönetim yaptı, yapıyorum orada. Diyorum ki 1000 lira 2000 lira işte basın diyerekten de adamlar diyor ki benim 100 bin kasam var abi o zaman 10 bin bas. Anladın mı? Ben orada simge olarak tam yapıyorum. Ay sonunda bir miktar görelim. Ortaya kar zarar ne olmuş çıksın. Ekim ayının kasası 9092 TL net karla kapattım. Yüksek misli kasası. Değerlendirenlere kazan sağlayan herkese tebrikler. Geçtim. Arkadaşlar aynı şekilde şunu da göstermek istiyorum. Kuponlarda dün iki adet kombine verdik. Hem ana kombine hem alternatif kombine. Bakın bunlar kasaya yüksek misli kasasına dahil bile değil öyle söyleyeyim sizlere. İki adet kombine verdik. Ana kombine Fiorentina ilk yarı kazanır. Bodo yarı kazanır. Tertemiz 2 oran. Kulüp Buruj yarı kazanır. Fenerbahçe 1-4.5 kal. 1-65 gibi olan 3, 1 bitti. Kazandık. Yani iki kombinemiz de kazandı. Tebrik ederim diyerekten de geçeyim isterseniz. Hatta ben sizlere herkes açık Telegram grubundan bahsetmek istiyorum. Biraz da canlılardan bahsedelim. Siz de görün istiyorum. Dedik ki son bir saat. Şöyle 30 beğeni gelir mi dedik. Yani 30 beğeni kalmıştı. 150 beğeniye. Beğeniler geldiği zaman sizlere canlı da yapıyoruz. Partizan maçı ev sahibi 81,5 üst olarak ilk canlımız atıldı buradan Yido'dan. Ondan sonra Olympiakos Vestel maçı. Bak gel. Dana'nın kuyruğu burada kopuyor zaten. İlk yarı gol zaten idealden vermişim. Demişim ki risklisi Olympiakos'un golü. Çünkü ya Olympiakos oynuyordu. Ne oldu? İlk yarı Olympiakos iki tane attı mı? Attı. Fenerbahçe Ludo. Ne oldu? İlk yarı 0,5 üst. Fenerbahçe de golü attı mı? Attı. Devam. Olympiakos geldi. Risklisi 2-23 gibi orandan geldi. Canlı yapıyoruz. Fenerbahçe'nin 1-4 oranı geldi. Real Betis mücadelesi devre bitti. İyi bir futbol var, gol yok. Real Betis'in bir gol idealdir. Ne oldu? Geldi mi? Geldi. Partizan ne oldu? Geldi mi? Geldi. Der, ya, iyi de imzası yakışır diyerekten de. Bu şekilde canlı bahislerimizde ilerliyoruz. Sizlerden ricamız canlı oynuyorsanız bekleriz. Ücretsiz gruptur orası. Ücretlisi de zaten esiyoruz. Şimdi sizlere bir adet de ideal kombine vereceğim bu videoda. Sizlerden ricam videoyu atacağınız beğenilerdir. Şöyle artı 500. Bakın artı 500 beğeni bekliyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. 8 adet de mücadelem var. Dilerseniz başlayalım. İlk mücadelem kombinenden olan Alanya Spor'un mücadelesi. Bunun görseli vardı da koyayım mı istersen? Koyayım. Çünkü şu an önümde görseller ayarladım. Görseli almamışım ama koyayım aklımdaydı. Arkadaşlar Alanya Spor hafta sonunda mı? Ya yani önümü 3 gün önce mi 2 gün önce mi ne kahvaltıya gittim. Takımca kahvaltıya gitti. Takımda moraller bence yüksek. Bence kahvaltı ve organizasyon, başkan, yönetim kurulu, as başkanlar falan futbolcular bir araya geldi. Limonata, menemen hepsi gömdü. Onun bilgisini vereyim. Fotoğrafı gelsin abi ekrana. Koy abi. Koy 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 koy. Bakın siz de fotoğrafa bakın. Analiz yaparken neleri değerlendiriyoruz bakın abi. Bakın değerlendirin abi. Gördünüz mü? Kahvaltıda menemenler, menemenler bir şeyler coşuyor. Burada güzel bir hava var ki Trabzon mücadelesinde de bence Alanya Sporu gerçekten iyi bir futbol sergiledi. Ki sizler de izlemişsiniz belki. Abdullah Avcı'nın ilk mücadelesi ben 1500 misli Trabzon'a yüksek misli yaptığım halde Alanya'dan güzel bir oyun bekledim. Yani tırnaklarım yiyordum en son. Lan hadi bitir hakem bitir. Yani yaşlandık saçlar beyazladı. Alanya burada kendi evinde. Olumlu yönde haberler de var. Oyunda olumlu. Sivas'ın oyunu kötü bence. Servet Hoca ile birlikte yani sezon tamamlayamaz gibi geliyor. Burada Alanya Spor maçı kazanabilir. Fakat ben kombineme ne ekledim? Diğer seçeneğinde bakın. Al tekrar anlatıyorum. Diğer seçeneğinde Nesine'de, Bilyoner'de diğer seçeneğine gelin. Ev sahibi yarı kazanır seçeneği var. Ev sahibi yarı kazanır. Oranı 1.50 küsur. Diyorum ki Alanya Spor burada herhangi bir yarı, yarıyı kazanır bence. İsteyenler de Matsun'u biri de alabilir. Bilginize. Stuttgart'la falan mücadelesi. Stuttgart'ta çok önemli bir eksik var. Yani burada Stuttgart tarafı galibiyete yakın okey ama ya takımın en 9 maçta 15 golü olan adam Uaysiri bakın. 9 maçta 15 golü var. Takımın en golcü ismi. Açık ara en golcü ismi yok. Ama yerine Deniz Undal oynayacaktır muhtemelen. Deniz Undal da geçen sezon Brighton'daydı zaten. Brighton'da biraz daha çok izleme şansım oldu. Stuttgart'ın ilk başlarda maçlarını izledim. Sonradan giriyor genellikle. O da gol atabilir. Sıkıntı yok. Stuttgart tarafından gol beklenebilir. Ben Hoffenheim'ın da bu maçta gol atmasını bekliyorum. Her iki takımda zaten savunma zaafları yani ön plandayken ve golcü kimlikleri ön, plandayken her iki takımın atacağı gol idealdir. 1.40'larda bir oranı vardı. Bak Oley'de 1.47 derken Nesine de 32 mesela. Ama bu maçta bence anlayabilecek üstte de gitmedim. Bu maçın 1-1 bence var. KG var seçeneğini sizlere sunuyorum. Tek tercihim burada karşılıklı gollerin gelmesi. Werder Bremen Union Berlin. Bu maç hakkında güzel bir detayım var. Union Berlin arkadaşlar 8 maçtır falan kaybetti. Napoli mücadelesi oynadı bildiğiniz üzere Şampiyonlar Ligi'nde. Ve ona da mağlup oldular. Artık takım taraftarın yanına gitti. Taraftar da şöyle. Taraftar başkanı sanırım şu yönde açıklamaları vardı. Aslan gibi savaştınız. Sizleri tebrik ediyorum. Hep olumlu yönde motivasyon. Tek güçte olan Napoli'ye yenildiniz. Ondan herhangi bir sıkıntı yok. Vicdanınız rahat olsun. Bu şekilde devam edin tarzında bir açıklama. Bunu sallıyorum şu anda. Buna benzer bir açıklama da ona benzer işte. Anladınız siz. Yani burada Union Berlin taraftarı da arkasını almışken burada deplasmanda Werder Bremen'in de savunması yani sallanırken, savunma zaafları varken bence burada her iki takımda birbirine gol atar. Hem Union Berlin'in oynamış olduğu oyun bence çok iyi değil. Ne kadar taraftar olsa da gol bulur. Okey. Ama bilmiyorum artık. KG var onun 1.43. 1.43. Ben bir de burada bir sürpriz yapar mıyız diye düşünüyorum. Şu yönde bir değerlendirme yapacağım. Yani Union Berlin deplasmanda da olsa artık bir yerde birine patlayacak bu takım da hangisi olacak bilmiyorum. Deplasman 1.5 ise sistem kuponu atılır mı? 2.02 oranı var. 2 küsur orandan da neden olmasın diyorum. Diğer mücadelem Arsenal ile Sheffield mücadelesi. Arsenal'da arkadaşlar yani çok iyi oynuyor. Sakada dönmüşken ideal kombinemede aldım. İdeal kombineme direkt ne aldığımı söyleyeyim. Ben ilk yarıdan bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. 1.27 oranı var. Ben 1.34'ten aldım bunu. İdeal kombineme de koydum. Tek tercihim hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, i̇lk yarı ev sahibi 2 tane atabilir. Öyle bir not almışım ben. İlk yarı 1 zaten bekliyorum. Üst seçeneğinde de Arsenal ilk yarıdan 2-0 geçebilir. 3-0 olur fark etmez. İlk yarı ev sahibi 1.5 sonra da 2.14 gibi oranı var. Yüksek oranlarına bunu değerlendirdim. Birazdan hızlanayım isterseniz. Diğer mücadele Barcelona ile Real Madrid karşılaşması. Bu maçın da maçı sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlar yazın. Mutlaka yani güzel maç olacaktır bence. Ee, Real Madrid ben bir adım önde görüyorum. Çünkü Barcelona sürekli tiki taka zaten topu bence Real Madrid Barcelona'ya verecektir. Vermese de zaten bu guduzları alacaktır mutlaka. Real Madrid hem kontrol ataklarla geçiş oyunuyla birlikte. Vinicius'un özellikle adam eksiltmesiyle birlikte ve Bellingham'ın yani üst düzey performansıyla birlikte Real Madrid biraz önde. İdeali bence karşılıklı atacak gollerdir. İdeal kombineye de girer bu arada. Maçın güzel olmasını ve karşılıklı gollerin gelmesini bekliyorum. İdeal kombineye de girer bu maç. Şöyle de bir önerim olacak. Real Madrid bir tık önde gördüğüm için deplasmanda atacağı ikinci gol. Onun da oranı 1.81. Yani güzel bir maç bekliyorum. KG olacaktır. 2-1 veya 2-2 bitebilir. 2-1 ben biraz daha Real tarafına biraz daha yakın olduğumu söyleyeyim. O yüzden risklisi olarak da Real'in ikinci golüsünü ikinci golünü önerebilirim sizlere. Diğer mücadelem Rize ile Galatasaray mücadelesi. Ben burada Galatasaray'ın yanındayım. Galatasaray bence mücadeleyi kazanacaktır diye düşünüyorum. Ama Rize biraz belalıdır. Galatasaray'ın belalısıdır. Sizler de bilirsiniz. Siyaset hayat, başkanların kapışması, yönetimin birbiriyle atışması vesaire. Geçmişi yani bulanık bulanık doğru kelime ama ya kavgalı iki takım diyelim biz buna. Rize burada gol bulma ihtimali var. Var bence de var. Rize'nin burada gol bulma ihtimali. Yorgun bir Galatasaray da var zaten. Ama ben burada Galatasaray'ın maçı kazanmasını bekliyorum. Liderlik yarışından düşmesini beklemiyorum. Zor da olsa maç son 2 olabilir. Biraz da tempoyu düşürürse Galatasaray takımı 4.5 altında 2 yaparsanız da oranda 1.94'e kadar da sizler de çıkartabilirsiniz. Ya bilginize risklidir. Adana Demir'le Konya. Konya'da arkadaşlar hoca değişikliği olacak. Bilmiyorum gördüğünüz mü takımın başına Fenerbahçe'nin efsanelerinden çok sevdiğim bir forvet. kite sanırım gelecek. Prensipte anlaşma sağlandı fakat şu an açıklama yapılmadı sanırım. Hatta bakalım. Ben görmedim de. Yok şu an açıklama yapılmamış. Hoca yok yani takımın başında. Adana Demir burada kendi evinde. Ben burada Adana'nın doğrudan galibiyetini alacağım. Matsun'u biri direkt önereceğim sizlere. Eğer ki yani Konya hocasız hocaya mı kızgın niye oynamıyor bilmiyorum ama Adana Demir'in de son maçı iyi değil açıkçası deplasmanda. Fakat deplasmanda bu sezon hiç galip gelemeyen bir Adana vardı. Kendi evinde iyi. Maç sonu biri doğrudan uyarım. Olur da bir handikapla atarsa şaşırmam. 2.41'de oranı var arkadaşlar. Mücadelede indeks beklenti 3-0'lık Adana Demir galibiyeti zaten. Onun da bilgisini vereyim. Wolves'la Newcastle mücadelesi. Bu mücadelemde benim korner karşılaşmam. Ben Wolves tarafından da korner bekliyorum. Newcastle tarafından da ki zaten son 4 mücadelesinde korner oynamıştık. İlk yarıdan 8 tane korner çıktı. Mücadelede 19 korner çıktı sanırım. Ben burada yine korner oynayacağım. Wolves'ın da kornere destek vermesini bekliyorum. Zaten bu arada mücadele KG de olabilir. Onun oranı 1.50 bir 1.60'larda bir oranı var zaten. Yani Wallace'ın da Newcastle'a gol atması bekliyorum. Hem korner hem de 1-1, 1-2 skorunda bir mücadele de geçebilir. Değerlendirecekler bol şanslar. Bir adet de ideal kombinemiz var. Şöyle artı 500 beğene gelirse çok memnun olurum. İdeal kombinemiz arkadaşlar bu da Alanya'nın herhangi bir yeri kazanırım. 1.51 gibi orandan. Arsenal'ın da ilk yarayı kazanır. Bu benim ideal kombinem. 2-0-2'lik bir oranı var. Yani oynarsınız oynamazsınız. Ya yani 100 lira 50 lira atarsınız. Takip edersiniz. Benim öner çıkardığım iki karşılaşma bu. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Videoya like atıp kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.